Arkadaşlar merhaba. Bu föyümüzde ışığın çift yarıkta girişimi ile tek yarıkta kırınımını inceleyecek ve bu olaylardan yola çıkarak ışığın dalga doğası hakkında çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Cisimlerin biçimlerini ışık yardımıyla gördüğümüzü biliyoruz. Işığın yapısıyla ilgili Newton'un tanecik teorisi ve Huygens'in dalga teorisi 1923'lü yıllara kadar birbirinden ayrı iki teori olarak gelişmiş ve bunları destekleyen deneyler yapılmıştır. Ancak 1923'te de Broglie'nin madde dalgalarına zemin olan açıklamaları bu iki teoriyi birleştirmiştir. Gelinen son noktada ışığın hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğu söylenmiştir. Işık bazı olaylarda tanecik özelliği, bazı olaylarda ise dalga özelliği göstermektedir. Işıkta da tıpkı suda olduğu gibi girişim deseni gözlemlenebilir. Çift yarık ve tek yarıkla gösterilmiştir bunlar deneylerinde. Nasıl ki suda dalga katarları ya da düğüm çizgileri oluşuyorsa, ışıkta da iki ışık kaynağının tepelerinin ya da çukurlarının üst üste gelmesiyle aydınlık saçaklar, birinin tepesiyle birinin üst üste gelmesiyle de karanlık saçaklar meydana gelecektir. Işık dalgalarında girişimin görülebilmesi için girişen iki dalganın aynı fazda olması gerekir arkadaşlar. Eğer faz farkı olursa girişim desenini ışıkta gözlemleyemeyiz. Çift yarıkta girişim, diğer adı yank deneyi. Burada arkadaşlar aynı fazla ışık kullanacağız demiştik ama neredeyse aynı fazla ışık bulmak, iki farklı ışık kaynağı bulmak imkansız gibi bir şeydir. O yüzden biz tek bir ışık kaynağını iki farklı ışık kaynağına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Önce bir paralel ışık kaynağımız oluyor. Bu paralel ışık kaynağının önüne bir yarık düzlemi, tek yarıklı bir düzlem koyuyoruz. Işık kaynağı buradan geçerken bir kırınıma uğruyor. Noktasal bir ışık kaynağıymış gibi davranıyor. Daha sonra bu ışık kaynağından gelen ışınlar çift yarıklı bir engelin önüne geldiğinde bu yarıklardan bir kere daha kırınıma uğrayarak iki tane noktasal kaynakmış gibi davranıyor. Ve bunlar aslında aynı ışıktan geldikleri için aynı fazla iki noktasal ışık kaynağı gibi davranmış olur diyoruz. S1 ve S2 kaynakların yarıklarından simetrik olarak geçen dalgalar tıpkı su dalgalarında olduğu gibi kimi kısımlar maksimum, kimi kısımlar minimum olur. Burada ışığın dalga tepeleri üst üste geldiğinde ve dalga çukurları üst üste geldiğinde yapıcı girişim, çift tepe ve çift çukur aydınlık saçakları meydana gelir. Dalga tepesi ve dalga çukuru üst üste geldiğinde sönümleyici girişim, minimum noktalar yani karanlık saçaklar oluşur diyoruz. İki yarığın arasındaki mesafenin tam ortasından devam ettiğimizde perde üzerinde göreceğimiz yer merkezi aydınlık saçaktır arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçağın üst ve altında birinci karanlık saçaklar, onların da üst ve altında birinci aydınlık saçaklar oluşur. Bu şekilde perdede aydınlık, karanlık, aydınlık, karanlık şeklinde simetrik bir saçak aralığı oluşmuş olur. Aydınlık ve karanlık saçaklar eşit genişliktedir perde üzerindeki. Aydınlık saçakların parlaklıkları da birbirine eşittir arkadaşlar. Yani perdeden yukarı doğru çıktıkça ya da aşağıya doğru indikçe aydınlık saçakların parlaklıkların azalmasını beklemiyoruz burada. Saçak sayısı, perde üzerinde oluşacak saçak sayısı D yani yarıklar arasındaki mesafe ve lambda ile D ile doğru lambda ile ters orantılıdır. Şimdi bize sorularda girişim desenini çizip desen üzerinde bir şey sormayabilir. Bize perde üzerinde rastgele bir P noktası verir ve bu P noktasının karakteristik özelliğini sorar. Yani karanlık saçak üzerinde mi ya da aydınlık saçak üzerinde mi diye sorar. Burada bizim yapmamız gereken su dalgalarındaki gibi tıpkı
İstenilen noktanın kaynakları olan uzaklıkları farkını, yani yol farkını bulmaktır. Evet, istenilen noktamız P. P'nin S1 kaynağına uzaklığı S1P, S2 kaynağına uzaklığı da S2P. İşte S2P ile S1P arasındaki fark bize yol farkı delta S'yi verir. Eğer bu yol farkı delta S ışığın dalga boyunun tam katlarıysa, o zaman bu P noktası aydınlık saçak üzerindedir. Eğer buçuklu katları üzerindeyse, o zaman da bu nokta karanlık saçak üzerindedir. Evet, saçak genişlikleri perde üzerinde aynıdır demiştik. Nedir bu saçak genişliği? Bir aydınlık veya karanlık saçak genişliği komşu saçakların orta noktaları arasındaki uzaklıktır arkadaşlar. Mesela şuradaki aydınlık saçağın genişliğini bulmak istiyoruz. Hemen komşusu olan iki taraftaki karanlık saçağın orta hizalarını belirliyoruz. Ve bu hizalar arasındaki mesafe bize bu aydınlık saçağın genişliğini veriyor. Ya da şuradaki karanlık saçağın genişliğini bulmak istiyoruz. Hemen iki tarafındaki aydınlık saçağın orta hizalarını belirliyoruz. Aradaki mesafe bize bu karanlık saçağın genişliğini veriyor. Bütün saçakların genişlikleri aynı çıkacaktır tabii ki arkadaşlar. Saçak genişliği perde ile yarık düzlemi arasındaki mesafe, yani L ile ve dalga boyuyla doğru. D, yani yarıklar arasındaki mesafe ve yarıklarla perde arasındaki ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yorum sorularında çünkü karşımıza sıkça gelecek. Saçak genişliği ışığın rengine bağlıdır arkadaşlar. Çünkü ışığın rengi değişince ne değişir? Dalga boyu değişir. Dalga boyuyla doğru orantılıydı demiştik. Aynı deney koşullarında kırmızı ışığın saçak genişliği en büyük. Çünkü ışık renklerinde kırmızının dalga boyu en büyüktür. Mor ışığınki ise en küçük diyoruz. Çift yarık deneyini etkileyen değişkenler nelerdir? Şimdi onlara bakalım. Bir kaynağın hareketi. Evet, bir ışık kaynağımız var. Şekildeki gibi I ışık kaynağımız. Bu I ışık kaynağının yarık düzlemine yatay olarak x mesafesini yaklaştırıp uzaklaştırmamız saçak genişliğini değiştirmez arkadaşlar. Fakat neyi değiştirir? Işık şiddetinin artırılması ya da kaynağın yarıklar düzlemine yaklaştırılması saçakların parlaklığını artırır. Eğer ışığın şiddetini artırırsam daha parlak saçaklar oluşur. Ya da ışığı yarıklar düzlemine yaklaştırırsam yine daha parlak saçaklar oluşur. Işığın şiddeti saçak genişliğini yine etkilemez. Eğer kaynağımızı yarıklar düzlemine yatay uzaklığı değişmeyecek şekilde düşeyde yukarı aşağıya hareket ettirirsek saçak genişliği yine değişmez arkadaşlar. Fakat desen kayar. Buradaki orta hizadaki merkezi saçak ışığı hareket ettirdiğim yönün tersi yönde kayar. Mesela ışık kaynağını düşeyde bir yönünde hareket ettiriyorsam merkezi saçak İki yönünde, yani aşağıya doğru kayacaktır. Dolayısıyla merkezi saçakla birlikte bütün saçaklar da kaymış olacaktır. 2. Düzlemin döndürülmesi. Şimdi yarıklar düzlemini düşey değil de birazcık eğik tutarsam, yani döndürürsem, şekildeki gibi mesela x oku yönünde döndürmüş. Burada değişen saçak genişliği olacaktır. Saçak aralığının artmasına neden olur bu durum. Peki neden olur? Çünkü saçak genişliği yarıklar arasındaki D mesafesiyle nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Ben yarıklar düzlemini biraz döndürdüğüm zaman yarıklar arasındaki düşey mesafeyi ilk duruma göre ne yapmış oldum arkadaşlar? Azalttım. D azalınca ters orantılı olduğu için saçak aralığı da ne yapacaktır? Artmış olacaktır. 3. Perde ile yarık düzlemi arasını saydam madde ile doldurmak. Evet. Burada hava vardı normalde.
ve ışık da buradan yarıklardan geçtiğinde havada hareket ediyor. Fakat şimdi araya farklı bir madde, su ya da cam olabilir mesela. Farklı bir saydam madde koyduğumuzda değişen ne olacaktır arkadaşlar? Yarıklardan geçtikten sonra ışığın bu ortamlardaki dalga boyu değişecektir. Işığın bir ortamdaki dalga boyu, havadaki dalga boyu bölü ortamın kırılma indisidir. Ve kırılma indisi havadan daha küçük bir şey olmadığı için ortamı yoğunlaştırdım havaya göre. Yani kırıcılık indisini arttırdım. O zaman artık ışığın buradaki dalga boyu havaya göre ne yaptı? Azaldı. Peki saçak genişliği dalga boyuyla nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Dolayısıyla dalga boyu azalacağı için saçak genişliği de azalmış olacaktır. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Diğer saçaklar A0'a doğru yaklaşır. Çünkü saçak genişlikleri azaldığı için, küçüldüğü için A0'a doğru yaklaşır. Bu da bize neyi gösterir arkadaşlar? Bunun sonucu olarak perdedeki saçak sayısı artar. Sayısı artar. 4. Yarıklardan birinin önüne saydam bir madde koyarsak ne olur? Evet, yarıklardan birinin önüne saydam bir madde koyduğumuzda arkadaşlar, o yarıktan geçen ışık diğerine göre geç kalır. Evet, mesela üstteki yarığın önüne saydam madde koyduk. Alttaki ışık karşı tarafa gittiğinde üstteki ışık birazcık daha sonra gelecektir. Bu da faz farkı oluşturmak demektir arkadaşlar. Kaynakların aynı anda çalışmaması demektir faz farkı. Dolayısıyla faz farkı oluşan tarafa doğru saçaklar kaymış olur. Evet, geç kalan tarafa doğru kayar. Biz üst yarıkta bir gecikme oluşturmuştuk. Desende dikkat ederseniz yukarı doğru. A0 merkezi saçak yukarı doğru kaydı. Saçak genişliği değişmez arkadaşlar. Saçaklar yine aynı genişlikte olur. Sadece desen kaymış olur. Evet, buna göre birinci örneğimize bakalım. Üzerinde yarıklar bulunan X levhası ve Y perdesi ile kurulmuş şekildeki hava ortamında yapılan çift yarık deneyinde perde üzerindeki K1, A0, A1 saçakları gösterilmiştir. X levhası ile Y perdesi arası su ile doldurulursa K1, A1 ve A0 ve A1 saçakları hangi yönde hareket eder diyor bize. Şimdi biz ara bölgeyi, yani şurayı suyla doldurduğumuzda ne yapmış oluyorduk? Dalga boyunu azaltmış oluyorduk. Peki dalga boyuyla saçak genişliği nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. O zaman delta x denilen saçak genişliğini de azaltmış oluyoruz. Yani saçaklar küçülüyor. Yani saçaklar merkeze doğru yaklaşmaya başlıyor. Fakat merkezi saçağın yeri değişiyor muydu burayı farklı bir maddeyle doldurunca? Hayır, merkez hareket etmeyecek olduğu yerde. Ama üstteki ve alttaki saçaklar küçüldüğü için saçak genişliği merkeze doğru hareket edecekler. Yani üsttekiler aşağıya doğru merkeze, alttakiler de yukarı doğru merkeze hareket edecek. Bu durumda K1 aşağıya, A1 de yukarı doğru hareket etmesi gerekir. Yani cevap A şıkkı olur. Evet, tek yarıkta girişimin diğer adı da kırınım deneyidir arkadaşlar. Thomas Young tek renkli bir ışığı üzerinde çok dar bir aralık olan levhadan geçirerek perdeye yansıttığında aydınlık ve karanlık saçakları oluşturduğunu gözlemledi. Tek yarık deneyindeki saçakların çift yarıya göre belirgin farkları vardır arkadaşlar. Biraz daha farklı durumları var. Tek yarık deneyinde merkezi aydınlık saçak hem daha kalın hem daha parlaktır. Evet, hatırlayalım, çift yarıkta merkezi saçakla diğer saçakların görüntüleri arasında bir fark yoktu. Fakat burada var. Merkezi saçak hem daha büyük, saçak genişliği fazla, iki kat hatta daha fazla, hem de diğer saçaklara göre daha parlak. Tek yarık deneyinde en belirgin diğer özellik merkezi aydınlık saçağın kalınlığı diğer tüm saçakların iki katıdır. Evet, burada da söylemiştik. Altını çizelim. Merkezi aydınlık saçak dışındaki aydınlık ve karanlık saçakların kalınlıkları eşittir ama arkadaşlar. Aydınlık saçakların parlaklıkları A0'dan uzaklaştıkça, yani merkezi aydınlıktan uzaklaştıkça
ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani perdede yukarı ya da aşağıya doğru hareket ettikçe saçakların parlaklıkları gittikçe sönükleşir. Evet, burada da yarık düzlemine sadece bir tane yarık açılmış. Tek renkli bir ışık kaynağı gönderilmiş ve bu ışık kaynağından gelen ışıklar yarıktan geçerken kırınıma uğruyorlar ve yarığın üst kısmı ve alt kısmı, yani çizdiğimiz yerler, sanki iki noktasal kaynakmış gibi davranacak yine. Yarığın tam orta hizasından perdeye geldiğimizde göreceğimiz bölge merkezi aydınlık saçaktır. Tek ve çift yarık deneyi ışığın dalga yapısında olmasını ispat eder arkadaşlar bize. Çünkü kırınım ve girişim olaylarını ancak dalga gerçekleştirebilir. Saçak genişliği tek yarıkta da L, yani yarık düzlemi ile perde arasındaki uzaklık ve lambda ile doğru. W, yani yarık genişliği ve yarıkla perde arasındaki ortamın kırılmanız ile ters orantılıdır. Evet, çift yarıkta da yine aynı özellik vardı, hatırlayalım. Evet, yine bize perde üzerine rastgele bir P noktası verecek. Bu P noktasının karakteristik özelliğini soracak. Yine bizim bakacağımız nedir arkadaşlar? Delta S, yani yol farkı. Evet, ne demiştik biz? Yarığın üst kısmını ve alt kısmını iki tane kaynak gibi düşünüyoruz. K1, K2. İstenilen P noktasının K1'i olan uzaklığı K1P, K2'yi olan uzaklığı K2P. İşte bu iki yol arasındaki fark, yani K2P-K1P bize delta S'yi verecek. Bu delta S ışık kaynağının dalga boyunun eğer tam katıysa, o zaman karanlık saçak olacak P noktası. Buçuklu katıysa, yani 3 bölü 2, 5 bölü 2 gibi katıysa, o zaman aydınlık saçak olur. Evet, burada dikkat edersek çift yarıktakinin tam tersi oldu, değil mi? Çift yarıkta tam katıysa aydınlık, yarımlı katıysa karanlıktı. Burada tam tersini söylemiş olduk. Şimdi gelelim tek yarıkta girişim deneyinin özelliklerine. Yine aynı şeyleri inceleyeceğiz aslında çift yarıktaki gibi. Bir, yarığın bir ucunun önüne ince saydam madde koyarsak. Yarığın bir ucunun önüne ince saydam madde koyarsak yine ne olur arkadaşlar? Saydam maddeyi koyduğumuz yerde ışığın gecikmeye uğradığını görürüz. Ve desen ne yapıyordu? Gecikmeye olduğu tarafa doğru kayıyordu. Yani merkezi aydınlık saçakta yukarı doğru ne yapacaktır? Kayacaktır. Saçak genişliği değişmez. İki, yarığın bir ucunun önüne saydam olmayan bir madde konulması. Mesela S1 yarığın ucuna saydam olmayan demir ya da tahta gibi bir madde koyarsak, o zaman ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Yarık genişliğini ilk duruma göre küçültmüş oluyoruz. Yarık genişliği ile saçak genişliği ters orantılı olduğu için saçak genişliği büyüyecektir. Yarık genişliğini aşağıya doğru küçülttüğümüz için merkezi aydınlık saçak da aşağıya doğru kayacaktır. Ama A0 dışındaki diğer saçakların yerlerinin değişip değişmediğini bilemeyiz. 3. Yarık düzlemi ile perde arasını saydam madde ile doldurulması. Ne oluyordu arkadaşlar burayı farklı bir madde ile doldurunca hava dışında? Gelen ışık bu ortamda nesi değişiyordu? Dalga boyu. Hava dışında başka bir saydam ortamda dalga boyu ne yapıyordu? Azalıyordu. Dalga boyuyla saçak genişliği nasıl orantılıydı? Doğru orantılı. O zaman saçak genişliği de azalıyor demektir. Evet. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmeyecektir. Diğer saçaklar merkezi aydınlık saçağa yaklaşacaklar. Saçak genişliği küçüldüğü için saçak aralığı küçülmüş olacak. Zaten söyledik. 4. Yarık düzleminin döndürülmesi. Yine yarık düzlemini döndürürsem ilk başta yarık genişliği W şekildeki gibiydi. Yarık düzlemini döndürürsem yarık genişliğinin dik uzaklığı
küçülmüş olacaktır arkadaşlar. Yarık genişliği ile saçak genişliği ters orantılıydı. Yarık genişliği azalınca saçak genişliği artacaktır. Fakat saçaklardan birinin yer değiştirip değiştirmediği hakkında tam olarak bir şey söyleyemeyiz. Evet, ikinci örneğimiz, çift yarıkla yapılan girişim deneyinde perdede oluşan iki aydınlık saçak arası delta x kadardır. Delta x aralığı f ışığın frekansı, I ışığın şiddeti, n perde ile yarıklar düzleminin arasındaki ortamın kırılma indisi. Niceliklerinin hangilerinin tek başına değişmesiyle değişir diyor. Arkadaşlar, saçak genişliği nelere bağlıydı? Işığın dalga boyuna, ortamın kırıcılık indisine, perde ile yarık düzlem arasındaki L mesafesine ve yarıklar arasındaki genişliğe, mesafeye bağlıydı. Buradan bakacak olursak ışığın şiddeti bunların içerisinde değil. O yüzden bunu geçiyoruz, bağlı değil. N kırıcılık indisine bağlı demiştik. Frekans da dolaylı olarak dalga boyunu değiştireceği için buna da bağlı olmuş olur. Yani cevabımız D şıkkı. Karanlık bir ortamda tek dalga boyuna sahip bir kaynak kullanılarak tek yarık deneyi yapılıyor. Kaynaktan çıkan ışık oldukça dar bir yarıktan geçerken kırınıma uğruyor. Perdeye ulaşan ışık dalgalarından ikisinin dalga tepelerinin üst üste gelmesiyle oluşan bir saçak aşağıdakilerin hangisi kesinlikle olamaz diyor. Şimdi ne demiştik? Dalga tepelerinin üst üste gelmesiyle oluşan saçak nedir arkadaşlar bu? Aydınlık saçaktır, değil mi? O zaman merkezi aydınlık olabilir, ikinci aydınlık olabilir, birinci aydınlık olabilir, üçüncü aydınlık olabilir. Ama karanlık saçak olabilmesi için birinin tepesiyle birinin dalga çukurunun üst üste gelmesi gerekirdi. B şıkkı olamaz. Evet, bir tek yarık deneyi yapılıyor. Tek yarıkla yapılan bir girişim deneyinde A0 noktasında merkezi aydınlık saçak oluşuyor. Yarığın ucuna küçük ince bir X cismi yerleştirilmiş. Buna göre X cismi bir saydam ise merkezi aydınlık iki yönünde kayar. 2 saydam değilse merkezi aydınlık bir yönünde kayar. 3 saydam değilse perdedeki saçak genişliği artar. Yargılarından hangileri doğrudur diye bize sormuş arkadaşlar. Evet, şimdi X saydam ise merkezi aydınlık iki yönünde kayar. Doğru. Neden? Saydamsa o zaman ışığın X tarafında koyduğumuz yerde, yani alt tarafta gecikme olacak demektir. Gecikmede de merkezi saçak gecikmenin olduğu tarafa kayacaktı. O zaman iki yönde kayması gerçekleşir. Saydam değilse eğer X, o zaman yarık genişliğini küçültmüş oluruz, değil mi arkadaşlar? Daha dar bir yarık haline getirmiş oluruz. Dolayısıyla yeni yarığın orta hizası biraz daha yukarıda olacaktır. Yani merkezi aydınlık bir yönünde yukarı doğru kayacaktır. İki de doğrudur. 3. Saydam değilse perdedeki saçak genişliği artar. Saçak genişliği yarık genişliğe ters orantılıydı. O zaman ben X'i saydam olarak değil, saydam değilse yarık genişliğini azalttım. Dolayısıyla saçak genişliği artmış olur. 3 de doğrudur diyoruz. Cevap E şıkkı. Yine bir tek yarık. Karanlık bir ortamda dalga boyu lambda olan tek renkli ışık ve kenar noktaları S1, S2 olan dar bir aralık ile şekildeki kırınım deneyi yapılıyor. Perde üzerindeki P noktasında oluşan saçığın aydınlık veya karanlık olup olmadığı aşağıdakilerin hangisine bağlı değildir? Evet, bu P noktasının karakterini nasıl belirliyorduk arkadaşlar? S1 ile P arasındaki uzaklığa yola bakıyorduk. S2 ile P arasındaki yola bakıyorduk. Ve S1, P, S2, P arasındaki yol farkını alıp delta S, yol farkı dalga boyunun tam katı mı yoksa buçuklu katı mı diye kıyaslıyorduk, değil mi arkadaşlar? P
Peki bu P'nin karakteristik özelliği hangisine bağlı değildir? Lambda dalga boyuna bağlıdır çünkü kıyaslama yapacağız tam katımı, buçuklu katımı diye. S1P arasındaki uzaklığa bağlı, S2P arasındaki uzaklığa bağlı. Aralık ile perde arasındaki saydam ortamın kırılma indeksi dalga boyunu değiştireceği için bağlı. Fakat ışığın parlaklığını burada herhangi bir şekilde kullanmadığımız için buna bağlı değil, D şıkkı. Karanlık bir ortamda deney düzeneği şekildeki gibi olan çift yarık deneyinde sonsuz uzun olan perdede oluşan toplam aydınlık saçak sayısı 1 lambda dalga boyu, 2 L uzaklığı, 3 S1 S2 uzaklığı niceliklerinin hangilerine bağlıdır? Saçak sayısı perde üzerinde oluşan nelere bağlıydı arkadaşlar? D dediğimiz yarıklar arasındaki uzaklık, ki burada S1 S2 uzaklığı demiş. S1 S2 uzaklığıyla doğru orantılı. Işığın dalga boyu lambda ile ters orantılıydı. Yani bu ikisine bağlıydı. O zaman 1 ve 3 olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Çift yarık deneyinde saçak genişliği 1, 2, 3 niceliklerinin hangilerine bağlıdır? Yani delta x'i soruyor. Delta x nelere bağlıydı arkadaşlar, hatırlayalım. Perde ve yarık düzlemi arasındaki L mesafesi, ışığın dalga boyuyla doğru orantılı, yarıklar arasındaki mesafe D ve aradaki ortamın kırıcılık indisiyle ters orantılıydı. Buna göre kullanılan ışığın rengi dalga boyuna değiştireceği için evet onunla ilgilidir, bağlıdır. Kullanılan ışığın şiddeti burada bizi etkilemiyor. Yarıkların perde olan uzaklığı yani L ile ilgilidir diyoruz. 1 ve 3 C şıkkı olur. Şekildeki tek yarık deneyinde lambda dalga boylu ışıkla yapılan kırınım deneyinde perdede saçaklardan K1, K1, A1, K2 ve A2 şekildeki gibidir. Bu saçaklardan K1'ler arası uzaklık A, K1 ile K2 arası uzaklık B, A1 ile A2 arası uzaklık C'dir. Buna göre ABC arasındaki ilişki nedir? Şimdi iki taraftaki K1'ler yani birinci karanlık saçakların arasında merkezi aydınlık saçak vardı. Hatırlayalım, bir saçağın genişliği komşusu olan diğer iki saçakların orta noktasına olan mesafeydi. O zaman buradaki A0 dediğimiz merkezi saçak zaten yukarıdaki birinci karanlıkla aşağıdaki birinci karanlık saçak arasındaki mesafedir. Yani A dediğimiz merkezi aydınlık saçağın genişliğidir. Merkezi aydınlık saçağın genişliğini de hatırlayacak olursak diğer saçakların nesiydi arkadaşlar? 2 katıydı. Yani 2 delta x'ti. B dediğimiz mesafe K2 ve K1 arası, o da A1 aydınlık saçağının komşuları olan karanlıklar olduğu için A1 aydınlık saçağını verir. Yani 1 delta x'tir. C dediğimiz mesafe A1 ile A2 arası mesafeydi, ortasından ortasına. O da ikisinin arasındaki K2'nin yani ikinci karanlık saçağın mesafesidir. O da bir saçak genişliği kadardır. Yani o da bir delta x'tir. O zaman A büyük B ve C eşit olur. Cevabımız A şıkkı. Evet, bir çift yarık deneyi var. Şekildeki çift yarık deneyinde lambda dalga boylu ışık kullanılıyor. Perdede oluşan saçaklarda merkezi aydınlık saçak A0'ın genişliği x. A0 ile P noktası arasında karanlık saçak sayısı da n'dir diyor. Yarıklar düzlemi O noktasından ok yönünde bir miktar döndürülürse x ve n nasıl değişir? Şimdi yarık düzlemi döndürüldüğünde yarıklar arası dik uzaklık ne yapıyordu arkadaşlar? Şuradaki dik uzaklık azalıyordu değil mi? Peki yarık genişliğiyle yani saçak genişliğiyle yarıklar arası dik uzaklık nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. O zaman saçak genişliği artar. Bu durumda x dediğimiz merkezi saçağın genişliği de artmış olacaktır. Saçakların genişliğinin artması o zaman perde üzerinde daha az sayıda saçak olmasını sağlar. N de azalır. Cevap E şıkkı.
Tek renkli ışıkla hava ortamında yapılan şekildeki çift yarıklı girişim deneyinde 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. S1 yarının önüne ince cam levha konulursa merkezi aydınlık saçak artı yönde hareket eder. Doğrudur arkadaşlar. S1'in önüne ince cam levha koymam demek, yani saydam bir madde koymam demek, ışığın burada gecikmesini sağlamam demektir. Desende ne yapıyordu arkadaşlar? Geciken tarafa doğru, yani yukarı doğru artı yönde kayacaktır. 2. Yarıklar arasındaki uzaklık artırılırsa perdede oluşan aydınlık saçak sayısı artar. Şimdi yarıklar arasındaki uzaklık dediğimiz şuradaki mesafe, D mesafesi diyelim. Bu mesafe ile saçak genişliği ters orantılıydı, hatırlayalım. D artarsa saçak genişliği delta x azalır. Delta x saçak genişliğinin azalması demek daha küçük saçakların oluşması demektir. Bu da perde üzerinde daha fazla sayıda saçak sayısı anlamına gelir. Yani 2 de doğrudur. 3. Aynı deney daha büyük dalga boylu ışıkla yapılırsa perde üzerindeki karanlık saçak sayısı azalır. Dalga boyuyla saçak genişliği nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Dalga boyunu artırırsak eğer saçaklar büyür arkadaşlar. Daha büyük saçakların oluşması perde üzerinde saçak sayısını, karanlık ya da aydınlık fark etmez, saçak sayısını azaltır. 3 de doğrudur arkadaşlar. Cevap E şıkkı olur. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde aşağıdaki ışıklardan hangisi kullanırsa ardışık iki karanlık saçak arasındaki uzaklık en fazla olur. Ardışık iki karanlık saçak arası uzaklık nedir arkadaşlar? Merkezi aydınlık saçağın genişliği, yani saçak genişliği demektir. Saçak genişliğinin büyük olması için ne olması gerekiyordu? Işığın renginde dalga boyu büyük olan ışığı kullanmak gerekiyordu. Verilen şıklarda dalga boyu en büyük olan kırmızı ışıktır. Cevap A şıkkı. Çift yarıkla yapılan Young deneyinde saçakların oluştuğu perde yarıklar düzleminden doğrusal olarak uzaklaştırılırsa, yani ne yapıyoruz? L mesafesini artırıyoruz. 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçağı değiştirmez aradaki mesafeyi açmak. Merkezi aydınlık saçağın genişliği değişmez. Bu yanlıştır. Çünkü yarık düzlemi ile perde arasındaki mesafe ile saçak genişliği, yani delta x doğru orantılıydı. L artarsa delta x de artar. O yüzden saçak genişliği değişmiş olur. 3. Birinci karanlık saçak merkezi aydınlık saçaktan uzaklaşır. Saçak genişliği arttığı için bu da doğrudur arkadaşlar. Cevap 1 ve 3 A şıkkı. Hava ortamında çift yarıkla yapılan deneyde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Yarıklardan üstü olan önüne saydam ve çok ince levha koymak. Bu faz farkı oluşturuyordu, hatırlayın. Ve desende, yani A0'da faz farkının olduğu yere doğru kayardı. Yani bu yeri değiştirmiş olur. Yarıklardan altta olanın önüne saydam olmayan bir levha koyarsak o zaman yarık genişliğini ne yapıyoruz? Tek yarığa getirmiş oluyoruz. Yine desenin kayması demektir bu. Merkezi aydınlık saçak da kayar. Yarıklarla perde arasını suyla doldurursak bu kırıcılık indisi artacağı için saçak genişliklerini ne yapardı? Azaltırdı. Ama merkezi saçağın yeri değişmiyordu burada arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Diğer şıkları da bakalım. Işık kaynağını üstteki yarığa ulaştırmak, yaklaştırmak. Işık kaynağını üstteki yarığa yaklaştırdığım zaman yine deseni kaydırmış olurum. Yani A0'ın yeri değişir. Işık kaynağı alttaki kaynağa yaklaştırırsam yine deseni kaydırmış olurum. Bu da A0'ın yerini değiştirir. Karanlık bir ortamda yapılan kırınım deneyinde ışık olarak karışık tek dalga boylu yeşil ve tek dalga boylu mavi ışık kullanıyor. Yani iki tane ışık kullanıyoruz. Perdede oluşan aydınlık saçakların renkleri 1, 2, 3 ile verilenlerden hangileri olabilir? Şimdi optikten biraz hatırlarsak arkadaşlar bunu.
Mavi ışık ve yeşil ışık aynı anda gözümüze geldiğinde fotonları, göz bunu çiyan renkli yani turkuaz renkte algılıyordu. O zaman biz kırınım deneyinde mavi ve yeşil ışığı gönderdiğimizle birlikte aydınlık saçaklarda mavi olabilir, yeşil olabilir ya da bunların karışımı olan çiyan renkte olabilir. Bir mavi olabilir, sarı karışımları olamayacağı için olamaz, çiyan renkte olabilir dedik. 1 ve 3 cevabımız D şıkkı. Tek dalga boylu ışıkla yapılan kırınım deneyinde 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Kırınım deneyi neydi arkadaşlar? Tek yarık deneyiydi değil mi? Evet. 1. Perdede oluşan tüm aydınlık saçaklar eşit kalınlıktadır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü hatırlayalım, tek yarıkta merkezi aydınlık saçak diğer saçakların 2 katı genişlikteydi. Ama diğer saçaklar eşitti. 2. Perdede oluşan tüm karanlık saçaklar eşit kalınlıktadır. Doğrudur. 3. Perdede oluşan tüm aydınlık saçaklar eşit parlaklıktadır. Yanlıştır. Çünkü merkezi aydınlık saçak en parlaktı. Merkezi aydınlık saçaktan uzaklaştıkça parlaklıklar da gittikçe azalıyordu arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın dalga modeliyle açıklanamaz? Tek yarıkta ışığın dalga modeliyle açıklanıyor. Çift yarık aynı şekilde. Compton olayı arkadaşlar ışığın dalga modeliyle açıklanamaz. O ışığın tanecik modeliyle açıklanabilir. Işığın yansıması dalga modeliyle açıklanır. Işığın doğrusal yayılması da dalga modeliyle açıklanır. Cevap C şıkkı. Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde perdede oluşan karanlık saçakların genişlikleri x kadardır. Yani delta x dediğimiz aslında. Yarık genişliği yarıya düşürüldüğünde saçak genişliğinin değişmemesi için 1, 2, 3 işlemlerinin hangisi tek başına yapılabilir? Şimdi hatırlayalım arkadaşlar. Saçak genişliği perde ile yarıklar arası düzlem olan L, düzlemin uzaklığı L ile ve dalga boyuyla doğru orantılı. Yarık genişliği W ve aradaki ortamın kırıcılık indisi N ile ters orantılıydı hatırlarsak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yarık genişliğini yani W'yu yarıya indiriyoruz, azaltıyoruz. Fakat saçak genişliğinin değişmesini istemiyoruz. 1. Perdenin yarık levhasına uzaklığını yarıya indirme. Evet, yani L'yi. L'yi de yarıya indirsek o zaman oran değişmeyeceği için delta x değişmez. 2. Ortamın kırılma indisini 2 katına çıkarma. Evet, ikisi de ters orantılıydı. Biri yarıya inip biri 2 katına çıkınca yine delta x değişmez. 3. Işık şiddetini 2 katına çıkarma. Işık şiddetinin buradaki delta x büyüklüğüyle herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ya da 2 B şıkkı olur. Hava ortamında yapılan tek yarıklı kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçak perde üzerindeki A0 noktasında oluşmaktadır. Buna göre noktasal K ışık kaynağı 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi noktasal K ışık kaynağını inceleyelim. İki yönünde hareket ettirilirse yani yarık düzlemine yaklaştırılırsa merkezi aydınlık saçağın parlaklığı artar. Evet, ışık kaynağını yarık düzlemine yaklaştırdığımızda buradaki saçakların parlaklıkları artıyordu hatırlayalım arkadaşlar. Bir doğrudur. Bir yönünde hareket ettirilirse yani yukarı doğru kaydırıyoruz. Merkezi aydınlık saçak ok yönünde kayar. Evet, kaynağı yukarı doğru hareket ettirdiğimizde desende aşağıya doğru ters yönde kayıyordu. O zaman 2 de doğrudur. 3. İki yönünde hareket ettirilirse merkezi aydınlık saçağın genişliği artar. İki yönde hareket ettirmek sadece parlaklığı değiştiriyordu. Saçak genişliklerini etkilemiyordu. O yüzden bu şıkkı geçiyoruz. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olur. Karanlık bir ortamda bir grup öğrenci şekildeki deney düzenini hazırlayarak perdede saçakları gözlemliyorlar. Deneyi ve sonuçlarını yorumlayan öğrencilerden Boran, ışık dar bir aralıktan geçerek kırınıma uğradığına göre ışık bir dalga çeşididir. Ceren,
Perdede aydınlık ve karanlık saçak oluştuğuna göre ışık girişim yapabilme özelliğine sahiptir. Doğa, karanlık saçaklar ışık tepelerinin üst üste gelerek çift tepe oluşturmasının sonucunda oluşmuştur şeklinde yaptıkları açıklamalardan hangi öğrencilerinki doğrudur diye soruyor. Şimdi burada Bora'nın yapmış olduğu açıklamaya bakarsak arkadaşlar, ışık dar bir aralıktan geçerek kırılma uğradığına göre ışık bir dalga çeşididir diyor. Evet, ışığın zaten kırınım ve çift yarık ışığın dalga olduğunu açıklıyordu bize. Bora'nın dediği doğrudur. Ceren ne diyor? Perdede aydınlık ve karanlık saçak oluştuğuna göre ışık girişim yapabilme özelliğine sahiptir. Evet, aydınlık ve karanlık saçaktan oluşması girişim özelliğine sahip olduğunu gösteriyordu bize zaten. Doğa, karanlık saçaklar ışık tepelerinin üst üste gelerek çift tepe oluşturması sonucunda oluşmuştur. Karanlık saçaklar birinin tepesiyle birinin çukurunun üst üste gelmesi sonucu oluşmuştur. O yüzden Doğa'nın yorumu yanlıştır. Cevap B şıkkı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Özdeş iki kaynakla yapılan su dalgaları deneyinde dalga katarlarının oluşma ilkesi ışıkla yapılan çift yarık deneyinde aydınlık saçakların oluşma ilkesiyle aynıdır. Evet arkadaşlar, bunu zaten konuyu anlatırken söylemiştik. 2. Çift yarıkla yapılan deneyde oluşan saçak sayısıyla özdeş iki kaynakla yapılan su dalganın oluşan girişim çizgilerinin sayısı iki deneyde de kullanılan dalgaların dalga boyuyla ters orantılıdır. Doğrudur. 3. Işıkla yapılan tek yarık deneyinde saçak sayısı deneyde kullanılan aralığın genişliğiyle doğru orantılıdır. Evet, bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Cevap E şıkkı.